Özellikle son dönemlerde yoğunlaşan çok sık sağlık hakkına dair ihlalleri duyuyoruz. Aynı zamanda yaşam hakkına dair ihlaller de çok sık şekilde gündemde. Özellikle pandemiden beridir başlayan izolasyon durumu da bunda büyük bir etken oluşturuyor. Cezaevlerindeki hem intihar oranlarının hem ölüm oranlarının arttığını biliyoruz. Sağlık hakkına erişim noktasında özellikle kelepçeli muayene, ağız içi arama gibi biraz insan onurunu zedeleyen, onur kırıcı yaklaşımlardan dolayı sağlık hakkına erişim zorlaşmakta. Ülkenin genel sağlık politikasının da dışarıda da hissedildiği halini düşündüğümüzde bu durum cezaevlerinde kat be kat artmakta sağlığa erişim adına. Hastane sevkleri gecikmekte. Özellikle kronik hastalıklar, kanser hastaları gibi rutin kontrolleri yaptırılması gereken hastalar çok uzun süreler sonra buna erişebilmekte. Bu da hastalığın kötüleşmesine, genel sağlık durumunun kötüleşmesine sebep olmakta. İlaçlara erişim anlamında sorunlar var, mevcut. Bir hasta muayene olduktan sonra hemen ardından ilacına erişemiyor. Daha çok belli bir prosedür işletildiği için günler sürebiliyor bu bazen. Yine cezaevinde verilen sağlık hizmetlerine dair sorunlar var. Aile hekimlikleri üzerinden bazı görevlendirmelerle yürütülmeye çalışılan bir sistem var. Adalet Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'yla tam entegre halde bir oluşturduğu sağlık sistemi yok. Bu durumda mevcut halde sağlığa erişimle ilgili ciddi sorunlar oluşturmakta. Aynı zamanda kimi cezaevlerindeki personellerin, idarecilerin belli durumlarda ayrımcı yaklaşımları da kişiler arası ayrım koymaları da bu sağlığa erişim anlamında ciddi problemler yaratmakta. Yine ekonomik anlamda yaşanan sorunlar var. Özellikle dediğim gibi son yıllarda geliştirilen sistemle beraber mahkumların, tutsakların ekonomik problemler yaşama durumu var. Kendilerine para yatırılması durumunda bu durumun suç unsuru sayılması var. Ve içeride ciddi bir harcama durumları da var. Elektrikten tutalım da başka şeylere. Ve kimi zaman bunlardan mahrum kalmaları, ısınma gibi temel bir haktan da mahrum olmaları sebep olmakta. Tüm bunları topladığımızda genel bağlamda Türkiye hapishanelerinde hem sağlığa erişim hakkı adına hem de yaşam hakkı adına ciddi sorunlar oluşmakta. Yani cezaevlerinde tabii şu andaki mevcut cezaevlerinin fiziki koşulları da bir sağlık problemi, sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Özellikle kışın ısınmayan, yazın aşırı işte ısınan çünkü işte dış kaplamasının buna göre yapıldığı cezaevleri çok yoğunlukta ve bu özellikle belli sağlık problemlerini ön planda tutuyor. Soğuğa bağlı veya aşırı sıcağa bağlı durumlarda mevsimlere göre değişen ama yılın tamamında bir sağlık sorunu yaratan fiziki şartlar var. Yine dediğim gibi pandemiden beridir. Özellikle sosyal aktivitelerin, ortak görüşlerin kısıtlandığı, sosyal yaşamın en asgari düzeye indirildiği bir durum var. Bu da aslında bir izolasyon ve izolasyonla beraber ciddi bir psikososyal risk etmenleriyle beraber sağlık problemlerini oluşturmakta zaten. Yani sağlık meslek örgütleri olarak veya işte biz Diyarbakır Tabip Odası olarak da genel yaklaşımımız kim olursa olsun sağlık hakkının tutsak edilemeyeceği üzerine, sağlığa erişimle ilgili engellerin oluşmaması üzerine bu anlamda bu konuyu gündemleştirmeye, bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde de bu noktada hassasiyetimizi ortaya koymuştuk. Cezaevlerinde kimi zaman sağlık hizmetinin sunumuna dair önerilerimizi sunmak istiyoruz. Bu noktada girişimlerimiz oluyor. Çoğu zaman yanıtsız kalsa da biz buna devam edeceğiz. Bu alanlarda sağlık hizmetinin sunumu noktasında, önleyici sağlık hizmetleri noktasında, sağlığa erişim noktasında yine iyileştirici noktaların oluşmasına katkı sunmak ve bu mücadeleyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim açımızdan suçtan bağımsız kişilerin tamamının sağlık hakkına erişimi ve yaşam hakkını savunmak gerekliliğini ifade ediyoruz.